Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbaba.com'un ve Kayseri Ölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Biraz iddialı bir video olacak. Önce bunu peşin peşin söyleyeyim. Cümlelerimi de seçerek kullanıyorum. Niye? Çünkü herkes duyumcu, herkes kendi çapında yorumcu. Kimseyi de kırıp döküp incitmemek adına da kelimelerimi dikkatli kullanmak zorundayım. Ee, hocam küfür mü edeceğin, hakaret mi Hayır 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 küfür kesinlikle küfür bizde yok arkadaşlar. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bazı duyumları öyle söyleyeceğim ki arkadaşlar diyeceksiniz ki, hocam yani karşındaki düşmanınla diyeceksiniz. O yüzden peşin peşin söylüyorum. bunu bilin. Tamam mı arkadaşlar? Yani kimseye kötü niyetli bir cümlem yok. Herhangi birini de hedef almıştım yok. Ama kendi doğrularımı, kendi duyumlarımı vermek zorundayım. Timo Werner kendine kulüp arıyor. Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de kadroda düşünülmeyen Alman forvet Timo Werner kendine kulüp aramaya başladı. Şimdi kendine kulüp bul çağrısında bulunmuş Leipzig Sportif Direktörü Ruven Schreuder, Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Hala takımımızın bir parçası. Doğal olarak forma için rekabet edecek kariyer için çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ona destek olacağız. Futbol böyledir. Yollar her zaman çiçekli olmayabilir diyor. Aklımıza ilk 11 için düşündüğümüz başka oyuncular var. Oyuncularımız var diyor daha doğrusu. İçerisinde bulunduğumuz durum bu. Werner'e karşı gayet açık ve çok net olduk. Eğer kulübün aklında Başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli açıklamasında bulunmuş. Şimdi sportif direktörleri düşünmediğini belirtmiş. İngiliz ve Alman basında yer alan haberlerde Werner'in menajeri tarafından Crystal Palace ve Ham United ve Fulham'a önerildiği belirtildi. Crystal Palace ve Fulham'ın şayet bedelsiz bir kiralama formülü olursa Werner'e sıcak bakacaklarını iletmişler. Bak Crystal Palace ve Fulham. Yalnız burada Crystal Palace ve Fulham kulüpleri bir köşede dursun. Çünkü bu arkadaşlar e, bir e, futbolcuna ilgileniyorlar. Futbolcunun adı Batshuayi, Michi Batshuayi. Şu anda hangi kulüpte olduğunu bilmiyorum. Ama bu iki takım da Michi Batshuayi'yi devre arasında bonservisinden transfer etmek istiyorlar. Hani ben öyle biliyorum. Yani şimdi anladınız mı arkadaşlar niye öyle bir giriş yaptım? Şimdi Werner'in de adı Türk basını tarafından Fenerbahçe ile ilişkilendirilmiş. Şartları uygun olsa Fenerbahçe satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunacakmış. Şimdi olay şu: Leipzig'in sportif direktörü Werner'le görüştüm. Yeni sezonda takımda görmek istemediğimizi ilettik. Kendisine kulüp bulmasını bekleyeceğiz. Yani Werner'in Timo Werner'i yeni sezonda takımda görmek istemediğimizi Timo Werner'i takımda görmek istemediğimizi ilettik. Kulüp bul diyor. Şimdi anladınız mı buraya kadar? Şimdi buraya kadar anladınız. Buradan sonrası daha komik. Daha enteresan. 27 yaşında Euro 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor. Ve sık forma giyeceği, giyebileceği bir kulüpte oynamayı da hedefliyor. Stuttgart alt çıktı. Şu kadar para şu kadar para. Chelsea'ye gitti. Şöyle oldu böyle oldu. Şimdi arkadaşlar önce şunu belirteyim. Timo Werner ile hiçbir alakamız yok. Hiçbir alakamız yok. Bu bir. İkincisi. Diyelim ki alakamız var ya da yok fark etmez. Aldık diyelim. Edin Ceko gibi bir ismin arkasında Timo Werner bekler mi? Bence alan kişi bacağına sıkar. Hangi takım alırsa alsın. Bence bacağına sıkar. Hatta kafasına da sıkabilir. Çünkü abi ee, ne olursa olsun ne olursa olsun bak aldığın futbolcu Werner. Futbolcu kendini bir yerde görecek. Ben uzatmayayım. Kim ne yaparsa yapsın. Umrumuzda değil arkadaşlar. Umrumuzda değil. Bizden hiçbir alakası yok. Ancak şunu söyleyeyim. Takımda görmek istemediklerini belirttiler. İstesek alır mıyız? <laughs> i̇şte burada konuşamayacağım. Buraya dair hiçbir cümle kuramayacağım arkadaşlar. Peki şimdi ilgimiz yok hocam. İleride olabilir mi? Şimdi buna dair de bir şey konuşamayacağım. Ryan Kent'e iki talep birden. Fenerbahçe Ocak ayında kiralık olarak göndermeyi planladır. Ryan Kent'e iki talip çıktı. Hatırladınız mı Kent'le ilgili duyumumu? Hatırladınız mı? Hatırlamışsınızdır ya. Mecburen hatırlayacaksınız. Ya böyle ben hatırlamadım falan yok ya. Gelsin bak ben, beni konuştumayın bak abi. Kent'le ilgili ben size ne dedim? İki kulüp. Bu arada siz Timo Werner duyumundan, haberinden, kısmından şu an olayını çakozladınız değil mi? Tamam. Sakozlamadıysanız yani oraya tekrar geri dönün. İngiliz basında yer alan habere göre Leeds United ve Bournemouth'un 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili ilgilendiği aktarmış. Bir şey söyleyeceğim. Benim duyumumda bir İngiliz kulübü vardı ciddi ilgilenen. Bir de İskoç kulübü vardı. Yani bu tamamen benim duyumum değil. Ee, ama yakın. Yaklaşmışlar yani. Ne, ne derseniz din uyum sağlayamadı. Ve rekabet etmeye hazırlar. Ee, İngiliz İngiliz sporcuyla rekabet atmaya, etmeye hazır olduğunu söylediler. Leeds United ve Bournemouth. Ee, kiralık seçeneğini sıcak diyor. Sıcakmış evet. Bir Birçok takım istiyor. İsmail Kartal'ın planlamalarında yer almıyor. Ana planda yer almıyor en azından. Hani bir gol attı bir asist yaptı. 2027'ye kadar sözleşmesi var. İsmail Kartal'ın net en doğru cümlesini söylüyorum size. Oynama garantisiyle bir kulübe kiralayalım. Ligi alışamadı. Mümkünse ligimizden bir takıma verelim diye. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin oralarda Hatay'ın künefesi var mı? Yani Hatay künefesi yapan. Hatay tantuni yapan var. Mı? Mesela ben şimdi tantuni siparişinde bulundum. Hani Hatay'ın tantunisi ve künefesi yok. Mersin'in tantunisiydi ya. Ama Hatay'ın da künefesi meşhurdu. Hani Hatay'ın künefesi künefe söylemedim. Tantuni söyledim. Neyse. Kent'i oynama garantisiyle bir kulübe e, verelim diyor. Belki de görüşmeler son aşamadadır. Fenerbahçe'den sürpriz hamle David, David Zina Zima Zina tövbe tövbe. İsmail Kartal Zina istiyor. İsmail Kartal'dan Zima şeyi isteği. Bu ne lan? Alexander Cico. Rodrigo Pecao'nun arkasına kaliteli bir stoper almak istiyor Fenerbahçe. Ve İsmail Kartal'ın özel isteği Zima'yı Fenerbahçe gözüne kestirdi oğlum yapmayın lan <laughs> bak bunun cezası rejime gider ha yani bunu <laughs> yapmayın ee, İsmail Kartal çok beğenmiş çek yalı yıldız için bunu çekip alalım demiş Bunu al geri gönder kardeşim helikopter demiş Fenerbahçe'de gündem stoper sakatlıklar malum zima da listeye girmiş İsmail Kartal'dan olumlu rapor. 2020 yılında Slav Yaprak'tan 5.9 milyon euro karşılığına gelen 23 yaşındaki çek yalı stoper konusunda İsmail Kartal son derece olumlu bir şey vermiş. Arkadaşlar oyuncu Torino'da İtalyan liginde. 2025'e kadar sözleşmesi var. 1.92 boyunda. Sarıçın, Sarıçın Narça ee, ve bu arkadaşımız sağ ayaklı stoperin iki bölgesinde oynayabiliyor. Ön liberodan devşirme. Hani Thomas Suçek olacakken 200 dakika süre almış. İtalya Kupası'nda bir tane golü var. Onun dışında da bir şey yok. Torino zamanında 5.9 milyon euro almış Slavia Prak'tan. O beklenen patlamayı gerçekleştirememiş. Ve temaslar başlayacak diyor. Piyasa değeri 5 milyon Euro. Hava toplarındaki üstünlüğüne dikkat çekiyor. Ayrılık kararı almış. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Aziz ve Samet Akaydın'dan biriyle yollar ayrılabilir diyor. Arkadaşlar açık söyleyeyim. Bu zima ile hiçbir alakamız yok. Hiçbir alakamız yok. Bilginiz olsun. Yok. Olsa söylerim. Yani daha çok izleme kasarım. Daha çok beğeni gelir. Reklam falan tıklanırsa daha çok para gelir. Olsa söylerim. İyi de Mustafa hocam. Ben senin kanalını takip aldım. Dedim ki bu adam transfer duyumları veriyor. Başkasını izleyeceğim bu adamı izleyeyim dedim. O iyi de paşam sen de her şeye olumsuz diyorsun diyeceksiniz yeni gelen aboneler. Yalan satıp sizi parmağımda oynatsam, kandırsam, günde 20 tane adam getirsem ama hiçbiri gelmese. Ahirette bana şey mi diyeceksiniz? Ulan güzel oynattın bize ha. Valla helal olsun lan hakkımı sana helal olsun mu diyeceksiniz yoksa? Abi ben size gerçekleri söylüyorum. Gerçeklere tahammülünüz yoksa bak palavra sıkan bir sürü kanal var onu önerebilirim yani. Abone sayıları da azımsanmayacak kadar. Werner'i beklemeyin. Zima'yı beklemeyin. Ama kentin gitmesini bekleyin. Batshuayi'nin gitmesini bekleyin. Ciku Beka Serdar Aziz Samet Akkaya'dan bu arkadaşlardan biri gidebilir gitmese de tandem değişebilir ve e, gitmese de derken biri gidecek ama Türk olabilir. Yani büyük ihtimalle Türk. Sürpriz ata oynayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim Samet Akaydın, bir şey söyleyeceğim. Samet iki 2,5 milyon euroya satsak kabul müsünüz? Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu. 19 19'da girdi. Son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı ve Bunda e, İsmail Kartal'ın ideal 11'indeki futbolcuların yüksek performansı neden oluyor. Çünkü muhteşem bir katkı. Bakın Ceko, Tadic, Şimanski, İrfancan Kahveci. Bu arada e, Ceko takımla çalışmalarını sürdürüyor. Bilginiz de olsun. Trabzonspor maç öncesi. Trabzonspor demişken Trabzon yerel medyasına göre Fenerbahçe'nin bu sezon 27 kez hakkı yenilmiş. Ama Trabzonspor maçında Fenerbahçe kullanmış. Yani 12 numaraya bakın. Onlar gereken açıklama yapmış. Şimdi Trabzon maçına kadar Ceku 12 gol 7 asist. Tadic 6 gol 4 asist. Şimanski 9 gol 7 asist. İrfan Can Kahveci 9 gol 5 asistlik muhteşem bir katkı sağladı. Ancak Fenerbahçe'de düşüşün en büyük sebeplerinden biri Fred. Ya Fenerbahçe'de düşüşün sebebi belli oldu Fred arkadaşlar. Fred'in sakatlığı büyük bir etmen oldu. Trabzonspor mücadelesinde 4 oyuncu da etkisiz kaldı. Tadic 2 gole attı. 2 gol de penaltıdan attı. Ludogoresk maçında tabi 11 başladı. Şimanski, İrfanca 63'de oyuna dahil oldu. Beklentilerin altında kaldı. Ama ee, İsmail Kartal'ın inancı tam diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bakın. Herhangi bir takımın, dünya yüzeyindeki herhangi bir takımın 4 as oyuncusunu çıkart. Ligin sonuncusuyla maç yapsın. Fark etmez. Düşüş illaki olacaktır. Vicdansızlık yapmayın. Fenerbahçe'de kontenjan kriz, krizi 3 ayrılık yolda. Şimdi İlla ki transfer yapılacak. Devre arasında. Kesinlikle transfer yapılacak. Ben 2 6'ya kadar çıkabilir diyorum. 2 ila 6 transfer bekliyorum. Bakın benim bu cümlelerim çok meşhurdur. Bilenler bilir. 2 ila 6 transfer yapacağız devre arasında. Hocam tarihte 6 transfer yaptığımız olmuş mu? Olabilir. 2 ila 6 transfer unutmayın. Not. Hocam daha önce neyi söyledin ki? Şu kadar bonservis beklentimiz var görün bakın bunu geçeceğiz dedim şu kadar transfer gelecek Şu kadar gelen giden olacak şöyle olacak böyle olacak Allah'a şükür bu duyumda hiç yanılmadım bugüne kadar 2 ila 6 transfer bekleyin 6 numara transfer düşünülüyor stoper düşünülüyor Kanat düşünülüyor TFF'nin 14 yabancı kuralı bir taraftan da gidecekler düşünülüyor Sakatlıklar sonrası stoper şart Çünkü Taraftar çıldırdı Şimdi Samet Osterbolde ikilisi e, altyapıdan Yusuf Akçiçek takviyesi. Hani en az 3 oyuncuyla da yollar ayrılacak. Lincoln Henrique geçen sezondan beri sakat. Hani dönme ihtimali var. Diyelim döndü. bir 6 numara transferi yapılsa Luan Perez de var. 17'ye çıkacak. Kent'in gitme ihtimali var. Joshua King'in gitme ihtimali var. Ve hani Zaytz taraftar tarafından beğenilmiyor. İsmail Kartal tarafından da beğenilmiyor. E, Batu iyi teklifler var. Luan Perez orada durduğu yerde duruyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an en muhtemel gidecek kişi kim biliyor musunuz? Luan Perez ve Kent. Bana soracak olsanız %100 ikisi de gider derim. Joshua King, Miha %50-50 ikisine de. Lincoln Henrique bence, bence, kalacak. Hatta Lincoln Henrique yeni transfer gibi düşünebilirsiniz. Bence şu iki transferden birini Lincoln Henrique olarak yazın kenara. Cinko Beka, Serdar Aziz, Samet Akaydın. Bence hiçbiri gitmeyecek. Dolayısıyla stoper de almayacağız. Hani 19 Kasım itibariyle söylüyorum. Ama gidecek sayısı 3'e çıktı şimdi. Fenerbahçe'de Osayi Samuel planı. Osayi'yi de çok soruyorsunuz. 25 yaşında. Ve kontratının son yılına girmeden uzatma anlaşması yapmak için kollar sıvandı. 600 bin euro alındı. 525 bin euro alındı. 3 yıl daha kontratı uzatılmak isteniliyor. E, QPR'dan 500 bin euro alındı. 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek. İsmail Kartal performansını arttı inanıyoruz. Jesus döneminde ayrılığın kıyısına gelmişti oynamadığından dolayı. Ren teklifi hazırlanıyor. Ve Ren takımının teklifinin 12 civarı olmasını bekliyoruz. Ve Fenerbahçe kaymağını yeme zamanında. Bir görüş göreceğim bilgi. O sayının Türkiye'ye geçmişi ciddi bir kariyer dönemi de oldu. Profesyonel açısından sorun çıkarmayan kendisine iyi bakan ve hemen hemen her maçta elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu. Yedek kaldığında problem çıkarmayan fizik kalite ve atletizm olarak da etkileyici bir oyuncu. Dolayısıyla Kafasını da rahat etmesi açısından yeniden anlaşmak çok doğru karar. Fenerbahçe Avrupa serüveni sürdükçe oyuncunun çok ciddi alıcıları da olacaktır. Fenerbahçe bu transferi yaparken bir zar attı. Sonrasında o sahiyi bek oynamaya ikna etti. Şimdi ise kaymağını yeme aşamasına geldi diyor. Sevilla, Ren ve hani bunları söylemişken İdvan Can Kahveci'yi de söyleyeyim. Arkadaşlar Sevilla ve Ren Başkan Ali Koç'u sıkıştırmaya başlamışlar. Bana para ver bana para... Yok başka bir şeydi bize e, İrfancan kahveciyi ver diye sıkıştırmaya başlamışlar. Ve İrfancan kahvecinin e, transferi konusunda ısrarcı olduklarını da belirtmişler. Israr ederim, idan ederim demişler. Sevilla Sportif Direktörü Viktor Orta İrfancan kahveciyi oldukça yakından takip ediyoruz. Gelecek sezon planlamalarımıza şimdiden başladık demiş. İspanyol basını Sevilla'nın 15 milyon euroyu gözden çıkarttığını belirtti. Avucum kaşınıyor. Bir şey söyleyeyim, mi 15 milyon euroya eğer gözden çıkarttıysa hemen şimdi satalım. Günah. Yani nasıl ki sabah geceyi bekler, bitsin de bir an önce ben geleyim diye. Bizde İrfancan, Kahveci'nin 15 milyon euroya. Şunu söyleyeyim, İrfancan 15'e göndersen, Cengiz Ünder'in şeyi çıkmış olur mu? Çıkmış olur. İki paket hazırladığını belirtiyorlar. Birincisi Mariano Diaz artı 5 milyon euro. Mariano Diaz da. Yıllarca aldık. Hiç affetmedik. Hatırlıyor musunuz? Sürekli aldık. Aman dedim sakın gelmesin. Bu Real Madrid'in topçusu. Hatırlıyor musunuz? 30 yaşına geldi o kenarda dururken. Dominik Cumhuriyeti'nin bir maç, bir golü var. Mariano Diaz'ın bu sezon 7 maça çıkmış. 229 dakika. Gol, asist hiçbir şey yok. Hani bir salak arıyorlar. İnşallah o salak biz olmayız. İkincisi de Markao artı 9 milyon euro demiş. Markao'nun son Dombili halini gördünüz değil mi arkadaşlar? Ve benim cümlelerime tekrar hatırlayayım. Markova eğer adaletli bir ligde olsa ya Iskarta'ya çekilir ya kırmızı karttan top oynayamaz diye gerisini size bırakıyorum. Şimdi şunu da belirteyim. Kurniç özellikle Kurniç. Radek Kurniç Fenerbahçe'ye gelmeyi aşırı isteyen bir isim. Yani Ceko'yla falan da muhtemelen görüşüyordur. Yani görüşmüyor desem dersiniz kocam takım arkadaşı işte diye. Hani Bekao'dan Bekao'nun durumu önemli. Ve kentin kiralanacağı. Onu söyleyeyim. Dela Başiru'yu çok soruyorsunuz. Arkadaşlar videolarda var. Ancak Dela Başiru için ilgimiz var. Ee, ama şu an bir şey yok. Ee, Cengiz Ünder kafaya takarsa iyi bir Cengiz bize hücumda baya çeşitlilik kazandırır. Yani hırsından dolayı sakatlandı. O sakatlığını geçirdiği zaman bizler de mutlu olacağız. Şimdi gelin bu videonun başlığını siz koyun. Hani İsmail Kartal istedi Fenerbahçe transfer deparına kalktı. İşte hedefteki isimler ve detaylar desem herhalde e, tam manasıyla bu videoyu başlıklandırmış olurum. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Artık Kasım ayının sonlarına geldik. Aralığın 15'inden sonra %100'lük duyumlar çıkar ortaya. Şimdi %60'lık, %70'lik, %80'lik, %90'lıklar falan denk gelir. Ama ben size %100'lük bu videoda 3-4 tane duyum verdim. Hatta %100'lüğün ötesinde kesin olan duyumları verdim. İnşallah anlamışsınızdır. Ee, marka konusunda da dediğim gibi daha önceki videoda da söyledim. Evet bize önerildiği doğru. Ama transfer için ama başka şekilde önerildiği doğru. Ama bizim cevabımız bana duyum olarak gelmedi. Demek ki istemiyoruz. Zaten o dombili halini istiyorsak vay Fenerbahçe'nin haline elimizde şampiyonluğu vermiş oluruz hakem spora, e, şey TFF spora, şey e, Galatasaray'a vermiş oluruz. O yüzden de uyanık olmakta fayda var. Benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğendiniz, kanala da abone oldunuz. <laughs> İnşallah. Yani sizi bekliyorum. Bir tıklamak çok zor olmasa gerek. Şu aşağıdan bir yerden abone ol, sonra videoyu beğen yapın. Bakalım bu videoya kaç beğeni gelecek. Videoyu beğenmeyenlerin kaynağı nasıl ölsün Görüşmek üzere.